Günaydın. Günaydın. Biz yoldayız. Çıktık. Gördüğünüz gibi Niloş'la gidiyoruz. Şimdi saat şu an 11:20 geçiyor. Evden bir yarım saat falan oldu çıkalı. Nereye gidiyoruz? Yeni yıl için Kırklareli'ye gidiyoruz. Çık 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 çık. Kırklareli mi ki? Kırklareli. Sabah dün biraz geç yattık. Keman dersine gittim, işten çıktık. Bayağı o kadar yoğun geçti ki bu sıra. Sabah kalkamadık vallahi erken. Olsun, iyi oldu, dinlendik, uyumuşuz, uyandık. Duşlarımızı aldık, hazırlandık, kahvemizi içtik ve şu an yoldayız ve size havayı göstereyim. Gördüğünüz gibi hava durumu kapalı ve yağmurlu bir şekilde gidiyoruz. Bakalım. Ben de kitabımı aldım önüme. Aglarımı giydim. Telefonum, el kremim, şurada rujum. Kaan'a diyorum ki bu kız arabası diyorum, ona göre diyorum. Şirket arabası gibi diyorum, kullanma sakın bu arabayı. Dikkatli kullan, narin narin. Öyle işte. Şimdi Kırklareli'ye doğru gidiyoruz. Muhtemelen yolumuz bir 6 saat falan bir yolumuz var. Gece muhtemelen orada olmuş oluruz kısmetse. İnşallah. Bakalım. Yine açarım zaten size. Ben bu Kırklareli yolculuklarını çok seviyorum. Çünkü şeye biniyoruz. Feribota biniyoruz. Feribota bindiğimizde de ben feribotu tost yemeyi çok seviyorum. Size zaten. Dandik tost ama o kadar lezzetli geliyor ki bana o tost ya. İnanamazsınız. Böyle denizin ortasında yiyorsun ya herhalde, ondan bence. Öyle işte. O zaman yine açarım. Videomuza hoş geldiniz. Durduk. Şu anda Surluk tarafındayız. Kaan gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi güzelce karnımızı doyuralım. Sonra kaldığımız yerden yola devam edeceğiz. Bir saatlik yemek molasının ardından gördüğünüz gibi şimdi çıktık, yemeğimizi yedik. Şimdi yola devam. Burası böyle çevre yolunda, yeni yapılan çevre yolunun kenarında çok güzel bir oksijen adı verilen mola yerleri var. Güzel yerler var böyle yemek yiyebileceğiniz, kahve içebileceğiniz. Öyle küçük kısa bir mola verdik. Kaan'ı bekliyorum şimdi. Çıkıncaya kadar şöyle birazcık adım atayım da yürüyüş yapmış olayım yani böylece. Ondan sonra da buradan doğru Çanakkale'ye doğru gideceğiz. İnşallah bakalım. Sularımızı da aldık. İyi geldi. Vallahi acıkmıştık. Bakın hava mis gibi. Yağmur durdu. Yeni bir yeşillik bulduk kendimize buralarda. Hadi bakalım gidelim. Yolculuğumuzun geri kalan kısmında kameramı yine de açacağım sizin için. Feribota giriyoruz. Hadi bakalım. Buradan döneceğiz. Ay iyi, buranın böyle boş olmaz. Hep genelde bayram zamanları hep kalabalık oluyor. Yer bulamıyoruz ya. Ah oh, mis gibi. Hadi şimdi çıkıp gezelim. Tutun, uçacaksın. Ya ama çok güzel. Bu vapur karşıya geçebilecek mi? Uçtu. Şey uçtu. Ha tamam. Maske yok. Sen de var mı maske? Çıkarım birazdan, gel. Dışarıda mı oturalım? Biz soğuklu duramadık, içeriye girdik gördüğünüz gibi. Kaan da bize burada kestane soyuyor.
Ortam bayağı iyi. Şimdi de televizyonda da şey var, ne o? Esaro. Esaro var. Sıcak bir ev ortamı var. Arkamız deniz. Beş tane. Evde şu keyif yapmıyorsun. O yüzden kadınlar var televizyonda. Saat şu anda 8 ve biz kafeye girmiş bulunuyoruz. Işığı açtım bizi görün diye ama yine de karanlık. Vallahi gayet güzel bir objekte geldik şimdi. Eve girmeden önce hemen Beyzane arayacağız. Çünkü burun spreyimiz bitti. Benim burnum çok tıkanıyor gece uyurken. Hemen Beyzane bulup Beyzane'den burun spreyi alıp doğru hemen eve geçeceğiz. Sonunda geldik bakalım. Eve geri çekebilir miyim bilmiyorum. Muhtemelen yarın sabah çekelim gibi geliyor. Öyle. Yarın tekrar görüşürüz. Kahvaltımız hazır. Ve sonunda çıkış yaptık. Bugün günlerden 31 Aralık yılın son günü. Biz gördüğünüz gibi Kocam Bey'le beraber şimdi hazırlandık. Saat 4'e geliyor. Evdeki işlerimizi hallettik. Aynen oldu valla. Dinlendik. Muhabbet sohbet derken şimdi çarşıya gidiyoruz, Kırklareli Çarşısı'na. İstasyon Caddesi'nde birazcık dolaşacağız. Almamız gereken 3-5 ufak tefek yeni yıl hediyelerimiz var. Onları almaya gidiyoruz şimdi. Malum İzmir'de zaman azlığından ve yitiremediğimizden dolayı hiçbir şey yapamadık. Şimdi dedik şöyle bir çarşıya gidelim. Tabii ki size yanımda getiriyorum. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum buradayken de size. Bakalım bugün yeni yıl, şimdi akşam benim ablamlar gelecekler. Onlar Burgaz'da oturuyorlar. Akşam yemek yiyeceğiz hep beraber. Şimdi de hava da şansımıza mis gibi. Çok güzel bir hava var dışarıda. Kırklareli'nin de hava Aralık ayında çok güzel. Kar görürüz diye hayal etmiştik ama hayır. Şimdi gidiyoruz. Sizi de götürüyorum tabii ki de. Şimdi istasyona geldik bakın. Kırklareli yazısı burası. Artık Kırklareli'nin sembolü gibi zaten. Şimdi buradan da istasyon caddesine gireceğiz. Gördüğünüz gibi takımım ve trenç kotumla geziyorum bugün. Burası da İzmir'de. Her yerin olduğu gibi. Burada yine bir yıkılıp bina mı göreceğiz ya burada? Başkan bu ne? Bu ne? Ay nasıl oluyor? Ay seni yerim. Bobo ya. Tam Bobo aynen. Mutlu insanlar kenti Kırklareli. Aşkım memleketinde olduğun için mutlu musun? Ne hissediyorsun? Ay ben bıkmışım buraya. Aa, bir insan memleketini bu kadar özlemez ya. Evet, gördüğünüz gibi İstasyon Caddesi'nde bir sürü kafeler, restoranlar var. Burada üniversitede olduğu için bayağı hareketlere, yazın daha hareketli buraları vallahi. Size de şöyle göstereyim. Burada binayı yıkmışlar. Bir yıkık bina görmeyelim yani. Bir günümüz geçmiyor yıkık bir bina görmeyeli. Niye yıkmışlar ki burayı? Eski yapılanma buralar, yeni mi? Bakın şöyle, size de göstereyim. Burası çay bahçesi, burası yazın. Dışarıda sandalye oluyor. Biz şurada hatta oturup böyle çekerek çıktık. Yine insanları izlemiştik, hatırlıyor musun? Evet, yazın güzel oluyor. Evet. Yılbaşı olduğu için aynen. Şu anda kalabalık çok aktif. Aa, şurada bak şey kurmuşlar. Stand. Meydana da bir şeyler hazırlıyorlardı. Herhalde gece eğlence akşam var. Akşamleyin belki gece eğlence varsa şey gideriz. Yapıyor, burada adet. Ne? Gece tam 12'de hava bir şey oluyor genelde. Tamam, çıkarız zaten. Annesinin oturduğu ev, merkeze daha yakın bu ev. Yazın oturdukları yazlık ev daha biraz daha yukarıda kaldığı için buraya inip çıkmamız daha rahat şu anda bence. O yüzden akşamleyin muhtemelen bence geliriz belki. İkna edersem evdeki gençleri. Bakın. Daha anca. Yavaş yavaş. Daha tenis oynamaya geliyoruz. Ha evet. Devam, hadi halletmeye çalışacağım. Ne oldu olay mı? Şimdi sizi meydana götürüyorum. Neden elimi tutmuyorsun? Neden elimi tutmuyorsun? Boğuşma yolda. Elimi tutar mısın? Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, hadi bakalım. Soğuk soğuk. Evet. Kimin kocası bu? Ekrana koyacaksın. Benim kocam. Şimdi Vilayet Meydanı'na geldik. Burası Kırklareli'nin merkezi, meydanı yani. Evet. İzmir'de Vilayet Meydanı. Uçak
Burası ne meydan? Ne çarşısıydı bunun ismi başka? Burası Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet Caddesi. Kaan'ın burada mağazası varmış gençken. Şurası şöyle çarşı böyle boydan boya gidiyor gördüğünüz gibi. Eski binalarla. Biz de şimdi biraz önce bir dolaşacağız. Sonrasında da... Ay çok güzel şeyler var, mağazalar var yalnız. İzmir'de giremediğim için şimdi hepsine girip çıkasım var. Şurasıydı bak. Neresi? Şu iki kat var yani. Ha, evet. Suzan yazan değil mi? Evet. Şimdi mağaza var. Aynen. Değişmiş tabi. Şurası Kaan'ın eskiden mağazasıymış. Suzan değil tabi, ismi farklıydı. Bu ne sırası? Milli piyango bileti. Ha. Bilet. Şu ayakkabıcıyı ben Instagram'dan takip ediyorum. Şu muydu? Şu ikisinden biri. Vallahi geçen gün denk geldi bir tane. Baktım 40 lirada yazıyor ayakkabı. Aha dedim bizim orası. Hemen önden takip edeyim de gidince öyle. Hemen dedim kaydedeyim. Gittikçe dedim. Belki kapalı çarşı. Kapalı çarşıya gelirim, hadi gel. Ama çok küçük. Olsun, küçük olsun, girelim. Bakalım ya da. Kapalı çarşı ama köyü yok şu an. Boşver. Eski hali yok. Eski şeyi. Gördüğünüz gibi. Yanına alacağım mı? Kalabalık. Ne? Gördüğünüz gibi alışverişlerimizi yaptık. Minik minik hediyelerimizi aldık. Dolaşıyoruz. Ne aldın? Sana? Sence bir şey olamadım aşkım. Ama Allah'a baktım. Ne baktım bana? Gerçekten ama sana oradan bir şey... Sen bir don baksın bir şey alırım. Ama sen sevmezsin öyle yerlerde. Kaan asla öyle normal mağazalardan bir şey giyinmiyor. Evet. Asla. İki tane alışveriş yaptığı iki tane mağazası var. Birisi W, birisi Kaft. Başka hiçbir yerden bir şey almıyor. Kolombiya'dan da ayakkabılarını alır, montunu alır, bitirir. O yüzden herhangi bir mağazadan bir şey alamıyorum. Neyse, bu önemli açıklamayı da yaptığımıza göre. Hediyeleşmek güzel ya, ben seviyorum böyle sevdiğim insanları minik minik. Gücüm yettiğince böyle hediyeler almayı. Orada mutlu oluyorum. Alışveriş yaptığım yerlerden alabilirdin. Mutlu oluyorum ama 40 liranın da kaft yok. Dabırı da yok. O yüzden. Enter alırdın. Yapacak bir şey yok. Enter alırdın yine. Sen şunu mu ya? Kapattın kendini. Evet, ben üşümedim bugün. Hayret. Şeye gibi. Hava da gerçi çok soğuk değil. Gördüğünüz gibi aglarımızla beraber. Şimdi eve gidiyoruz. Güzelce yemek hazırlarız. Ablamlarla gelirler, yemek yeriz. 40 derecinde birinci günümüz. Size şöyle bakın göstereyim. Şimdi geldiğimiz olan tekrar geri gidiyoruz. Zaten bu kadar. Başka bir yer yok. Başlıyor ve bitiyor. Fatsa da böyle aslında. Ama şey, Fatsa deniz olayı olduğu için sanki daha böyle yayvan bir yer. Burada yolun sonunda deniz varmış gibi. Burada deniz yok. Fatsa da küçük bir yer aslında ama deniz olduğu için böyle kordon boyu gibi kocaman bir sahili Kıklarını, var. Deniz var aslında. O kurtarıyor. Neresi var? İğne'de kütlerine bağlı ama bir saniye uzak. İğne'de çok uzak ama. Hadi görüşürüz. Evet. Bir tane de limon ver. Bence. Ha, ben tepkim. Ey sana dostum. Ne o be, çekiyor musun? Kamerayı çekiyor. Video mu? Yok. Var. Bende yok. Gitti paradan hocam. Ya ya. Aynı sıradan çekeyim de parayı bulalım. 65. Ya 66 mı yaptık? 66. Evet, o kadar bizde de ya. 65 var mı? Ben neden mi? Çekiyoruz. Niye çekiyorsun? Ya büyük para ödülü buldum. Evet, tebrikler dostum, tebrikler. Süpersin Can ya. Büyük para ödülünü buldun Can. Aynen. Para ödülü. Nasıl belirliyor? Aynen dur yapacağım, dur çekeyim şimdi. Benim tıkarım ön kamerası çok kötü çekiyor o yüzden. Tamam Özlem'inkini yapsak. Sevgili günlük. Evet. Ne günlük ya, günlük değil mi? Günlük yazacaksın ya. Ne söyleyecektin söyle. Valla çok mutluyum. Yengem ve dayım geldi. Sonra? Yeni yıl inşallah güzel geçer. Dolar düşer.
Çocuklar da burada dolar. Dolar düşsün, dolar gelişim var. Dolar yüksün, dolar düşsün lütfen. Sucuklu tost yiyemiyorsun okulda. Evet. Kaşar. Sucuklu tost 6, ay sucuklu tost 5,5 liraydı, 7 lira oldu. Kaşar. Karışım tost 6 liraydı, 7,5 lira oldu. Çok hangisi vurdu seni? En çok valla karışık tost oldu benim. Karışık tost çok fena ya. Ayran 2,5 lira oldu ya. Kaç para oldu ayran? 2,5 lira oldu. 2,5 liraydı, 2,5 liraydı. Tamam inşallah yeni yılda. Poğaçalar 2 liraydı, 3 lira falan oldu. Ya herkesi vurdu yani. Kaçta? 3! Hoş geldin Noel Baba, ellerin dolu gelmişsin bakıyorum da ya. Şapkasına bak. Neler çıkıyor hey benden. Ooo yeni yıl hediyeleri. Aman Tanrım. Gününden herkese selamlar. Gördüğünüz gibi biz, ablam, ben, Can evde kahvaltı yapıp teyzeme gittikten sonra küçük bir yürüyüş yapalım dedik ve Kaan'ın bir arkadaşı var, ismi Cafer. Onların kafesine geldik. Çok güzel bakın. İçerisi çok güzel. Şimdi biraz bitki çayı falan içeriz burada. Sonra tekrar yürüyerek eve doğru gideriz. Duvarları da çok güzel yapmışlar. Bizimkiler de burada. İkizler, biz size ikiz.
Şimdi Edirne'de biraz kısa bir tura çıktık. Geziyoruz bakın. Burası Karatren. Neydi bunun ismi? Buharlı tren. Buharlı tren eski. Oo, herkes fotoğraf çekiliyor. Burası çok güzel. Mis gibi. Devam et. Tamam. Burası çok güzel. Bakın şöyle arkama. Burası Edirne'de Karaağaç. Şurası şu eski ilk çalışan trenlerden. Burası zaten gördüğünüz gibi eskiden garmış. Şimdi çok hoşuma gitti burası. Burada biraz zaman geçirip sonra şehir merkezine inip yemek yiyeceğiz ondan sonra. Elimden geldiği kadar da size çekmeye çalışıyorum. Çok mutluyum valla. Bugün de şöyle eşofman takımımı giydim gördüğünüz gibi. Şimdi gidelim bakalım. Şimdi Meriç Kehri'nin kenarına geldik dolaşmaya. Size de göstereceğim. Aynen. Ciğer yiyinceye kadar acıkma şeyleri. Bakın size göstereyim. Şu tam karşıda da cami var. Aynen. Şu tarafa falan buluruz ya. Siz geçin. Gel. O kadar kalabalık ki. Bugün günlerden pazar ve hava burada mis gibi olduğu için herkes açık havada ve burada yani. Şahane. Çok güzel bir gün geçiyor valla pazar günü. Sabah kalktık evde kahvaltımızı falan yaptık derken çıktık. İyi ki de gelmişiz. Hava da mis gibi. Biraz kalabalık ve yoğun tabii ama gayet güzel ve keyifli bir gün geçiyor. Size de elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Şimdi Meriç Nehri'nin kenarında bir kahve bir şeyler içeceğiz. Sonra şehir merkezine ineceğiz. Şehir merkezinden sonra ciğer yemeye gideceğiz. Herhalde o vakte kadar da acıkmış oluruz diye düşünüyorum. Bakalım. Öyle işte. Hadi bakın size biraz daha göstermeye devam edebilirim. Gördüğünüz gibi şimdi köprünün diğer karşı tarafına geçtim. Burayı da size şöyle göstermek istedim. Şurada çok güzel oturacak yerler var. Çay kahve içinde kahvaltı yerleri falan var. Çok güzelmiş gerçekten. Şöyle size yakından da göstereyim. Şimdi ben gidiyorum bizimkilerin yanına doğru. Beni bekliyorlar. Bir şeyler içelim bakalım. Edirne'de çarşıya geldik ve birazdan buradan doğru diğer yemeğe gideceğiz. Biraz buraları keşfedelim dedik. Size de gösteriyorum gördüğünüz gibi. Çarşı kalabalık. Maskemizi taktık o yüzden. Bakalım. Oo. Burada her yerde peynirciler var. Kırklarında da peynir. Biz zaten giderken yine bir peynir stoğu yaparak gideceğiz galiba eve. Hadi bakalım. Girosun kumbarı, bak bunlar. Olur. Şimdi Edirne'de kapalı çarşıya geldik. Burası çok güzel ve kocamanmış. Şöyle ben biraz yürüyeyim dedim size göstereyim diye. Çok güzel. Biraz dolaşıp yemek yemeye gideceğiz. Bakın. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Her şey var. Mis gibi.
Sonunda ciğerciye oturduk. Gördüğünüz gibi herkes mutlu. Masaya böyle kuru biber, sos, salata, soğan, domates geldi. Can Beyler de buradalar. Annemin evini yıkamaya gittiler. Güzelce ciğerimizi yiyelim bakalım. Biz nişanlıyken de ilk Edirne'ye geldiğimizde gezmek için buraya oturmuştuk. Eski günler. Öyle mi? Dayımın öğrettiği şeyi senin ayran üzerine deniyorum. Katlar. Katlar. Edirne'ye gelirseniz eğer Niyazi Su'da ciğer yemeği unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bayağı da güzeldi. Yeni bir günden daha herkese selamlar. Ben yine gördüğünüz gibi hazırlandım. Şöyle kazağımı, botlarımı, pantolonumu giydim. Hava bugün biraz fazla bir gri. Şimdi saat 3'e geliyor. Gözde kankamla buluşmaya gidiyorum. Onunla İstasyon Caddesi var burada. Orada buluşacağız. Bir kafede bir kahve içip sohbet muhabbet ederiz. Bayağı özledik birbirimizi. Kaan da şimdi beni bırakacak çarşıya. Sonra da biraz peynir alışverişi var. Gözde arıyor. Peynir alışverişi yapacağız birazcık. Buranın peynirleri güzel. Gözde'yi açayım. Çok güzel bir yere getirdi beni Minnoş'um, bakın kim var vlogumda bugün. Minik kuşumla böyle kahve içiyoruz valla. Aslında biz bayağı oldu, bir saat olduk buluşalı ama yeni alabildik. Şurası içerisi kitap kafe gibi, çok güzel bir mekan valla, bakın mis gibi. Minnoş'umla kahvemizi içip bol bol sohbet ediyoruz, dedikodu yapıyoruz vallahi. Bugün 40 derece güzel geçiyor. Ey salla vloguma. Biz eve geldik. Gözleriyle buluştuk, kahve içtik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Sonra halaya uğradık derken bir sürü iş bitirip eve geldik şimdi. Öyle mayıştık. Vallahi annem de içeri bize börek yapıyor. Yarın yola çıkacağımız için yolluk börek yapıyormuş vallahi bize. Biraz daha yemek hazırlayıp yemek yiyeceğiz. Artık yarın da sabah kahvaltı sonrası artık yola çıkarız. Bu videoda zaten yarın artık yola çıkınca kapatırım diye düşünüyorum. Öyle. Bugünümüz böyle güzel geçti. Birazcık dinleyelim şimdi mis gibi. Çanakkale'ye gelmeden önce güzel bir kahve molası verdik. Havanın güzelliğine bakın arkadaşlar, mis gibi. Vallahi. Şimdi kahvelerimizi içip yola devam ediyoruz. Şu anda Lapseki'ye geldik arkadaşlar. Bakar mısınız sıraya? Böyle kocaman bir feribot sırası var. Ben de indim vallahi. Hava çok güzel. Kahvemi içiyorum vallahi, sahil mis gibi. Feribot bineceğimiz yerde şu tarafta. Deniz mis gibi vallahi, hava şahane. Öyle vallahi. Yol böyle geçiyor. Birazdan feribota bineceğiz. Orada bir şeyler atıştırırız. Muradiye anne bize börek verdi yanımıza. Börek falan yedik muhtemelen. Öyle gidiyoruz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi sıra bayağı uzun. Thank you.
evimize geldik ve minik fareyle de kavuştuk. Beni çok özlemiş, çok özlemiş. Geldik, bir baktık balkondaydı, hemen aldım onu içeriye, biraz mama falan verdik derken. Geldiğimizden beri şöyle iki poşet, annemin verdiklerini ve şu poşetleri şöyle çamaşırla toplayacağım birazdan, gitmeden yıkamıştım. Geldiğimizden beri yerleştirdik. Dolabın içinde aldığımız peynir alışverişi falan yapmıştık oradayken. Onları yerleştirdik. Annemin verdiklerini, konserveler falan bir sürü çaktırmadan da araya bir sürü şey sıkıştırmış, onları yerleştirdik derken yarım saat, bir saat geçti. Hemen bir şeyler atıştırdık. Çok acıkmıştık çünkü. Yorulmuşuz. Vallahi saat şu an 9'u geçiyor. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi ben şu kalan son şeyleri de toparlayıp güzel bir duşa girip mis gibi ıhlamur yapmayı planlıyoruz. Çünkü ıhlamur ağaçları var annemlerin kırklareninde. Oradan ıhlamur toplamışlar. Bize de verdiler. Dedik taze taze ıhlamur yapalım akşam. Yorgunluğumuza iyi gelir. Bu arada gördüğünüz gibi sivilcelerim de benimle geziyor 3 günden beri. Anlam veremediğim şekilde bu sivilceler nereden geldi hiç bir fikrim yok. Gerçekten arkadaki yeşil bezimi özlemişsinizdir herhalde. Öyle. Evimize geldik, çok şükür kavuştuk. Şimdi birazdan ıhlamurumuzu yapıp oturup keyfimizi yapıp dinlenmeye moduna alırız kendimizi diye düşünüyorum. Birazdan yine açarım artık en son kapama için. Gördüğünüz gibi günün, gecenin, bu güzel yeni yıl tatilinin sonuna geldik. Ben gördüğünüz gibi pijama moduma geçtim. Pijamalarımı giydim. Size şu terliklerimi de göstereyim ya. Bakar mısınız? Bunları yeni yıl için almıştım kendime hediye. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Vallahi pijamalarımı beraber giyeyim dedim. Hemen takım yaptım. Öyle. Şimdi artık uyku vakti. Kaan içeride birazcık uyku moduna bayağı bir girdi. Artık uyuyup dinlenelim biz de. Biraz kitap okuyayım. Öyle güzel bir uyku çekeceğim. Yarın iş yok. Yarın evdeyiz. Yarın eve dinleniriz. İşte birkaç toparlanacak işleri falan hallederiz diye düşünüyoruz. Öyle planımız var. Küçükten bakalım. Bu arada duşa girildi. Maske yaptım. Şu yüzümdeki sivilceler birazcık da olsa böyle sanki bir söndü gibi oldu. Hoşuma gitti. Maske yaptım. Ihlamur yaptık. Ihlamur içtik. Öyle güzel bir tatil geçirdik. Çok da güzel oldu. Bizim için de sinek. Bizim için de değişiklik oldu. Özlemiştik zaten hep birlikte. Bir arada ilk defa bir yeni yıl geçirmiş olduk. Öyle birlikte geçirdik. Size de elimden geldiği kadar her şeyi çekmeye ve göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu da. Hoşunuza gitmiştir. Diğer vloglarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bana desteklerinizi bekliyorum. İnşallah birlikte bu kanalı bayağı güzel güzel büyütüp bol bol vloglar, videolar çekmeye devam ederim diye düşünüyorum. Öyle işte. O zaman yeni yılın bu ilk videosundan sizlere hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.